Hem acıdı. He. Ondan sonra onun ezmekarı vardı şey. Onu da çalışıyordu. Ezmekar ne? Ezmekar yani o şey. Para karşılığında hizmet ediyor. Onda yemek karşılığı yatıyor. Tamam. Birazcık para veriyor ona. Orada tamam. Çalışıyor. Bizde bakıcıdır. Kapıda bakıcıdır. Yok yok. Kapıcı değil ona. Yani yardımcı. İşlerine yardım ediyor. Ezmekar. Hizmet. He. Öyle hizmet, ha. Hizmetini görüyor. Ondan hizmetkar diyorlar işte. Ondan sonra bu oğlan dedi ki orada araba şeyini sürdü. Ne diyor pulluğunu. Pulluğu gitmiyor. Bu sefer acıya dedi ki acıya dedi bu da dedi şey olmuyor dedi bu gitmiyor dedi. Ha tamam tamam anladı o işi. Tamam oğlum dedi bırak dedi. Öğlen namazı zaten dedi. Bıraktırdı çocuğu. O gece oldu. Çıkardı onları. Bütün millet biliyor. Bütün millet biliyor. Tarlası da bize karşıydı. Evlere yakındı. Ondan sonra bu o çocuk haber oldu ama bir şey yapamaz ki. Acı aldı orası. O tarlaları şeylerin hepsini aldı. Bir zengin oldu. Bir zengin oldu. Demek ki altın mıydı, külçe miydi, altın, neydi bakalım? Tabii tabii külçeler çıktı. Sattı onları. Sattı onu. Tabii başka ne aldı? Satmıştı teyze sattı. Onları ya kesip sattı onları. Bir fakir de onlar, bir fakir. Bak annem biliyor işte teyze. Ondan sonra zenginledi onlar. Bütün arazileri almaya başladı. Şey dönmüş. Tabii işte ondan sonra diyor ya annem anlat. Anne anlat sen. Altını mı sordun? Devam anlat. Belki de altını da konuşun. İşte ara şey artık bilemiyorum ama. Teyze işte zengin oldu. Her şey olabilir. Çünkü o zamanlar öyle varmıştı çok. Sonra ne oldu? Çok zengin mi oldu adam? Çok zengin oldu kızım. Ne aldı? Bütün oralarını aldı. Bütün o tarlaları, tapuları hepsini aldı. Doğru. Ondan sonra işte bizim köyde de öyle bulanlarını İrmeniler öyle oralara saklamış para ne dediler. Altın ne diye öyle buldular mı ne olmuşlar? Bizim köyde çok vardı. Bizim köyde bizim orada böyle inanılmaz bu kadar şey şıkır şıkır yanardı. Gece. Ondan sonra herkes şüpheleniyor orada. Ondan sonra en sonunda başkaları geldi. Kazdılar arasını. Çıkardılar onu. Tabii ki. Bunlar sabahleyin kalktılar. Aa ne oldu bizim evimiz kazıldı. Havalarını aldılar. Yaptılar sen mi? Salaklar. Evet. Ya Kayseri'de burada İrmeniler mi ne şey yapıyormuş? Daha oralarda neydi? Kendi şeylerinden, dedelerinden ne kalma hazinelerin, o yerlerin ne iş yapıyorlarmış? Evet. Zaten Kayseri Rum şehriymiş. Rumlar varmış. Ondan sonra bunlar şey yapmış. Esas onun dedesinlerinin şeyleri. Ya öyle bir şey demem ben katı. Öyleymiş. Ama Kayseri öyleymiş. Onları biz kovaladık. He işte onları Kayseri'de bizim adamlar şey yapmış. Böyle oldu. Bir tane Nazike vardı. Kulaklar için neyse komşum. İyi bir insandı. Senden iyi olmasın. Koşmen idi. Benim diyor, dedem diyor, onu evin içinde bilmemişler, oraya eşmişler, orada kuşu. Bunlar şey, bu evleri altın. Ne kadar altın bulmuşlar, kuluçe. Hani oradan böyle buldular diyor, evin içinde o da diyor. İşte kendileri çok çıkardıysa çok zenginlediler. Ama başkaları çıkardıysa canları yandı. Yok. Kendileri bulmuş herhalde. Yalan olmasın. Öyle diliydi. Evet. Öyle çok Fatma. Öyle çok bulundu. Çok bulundu. Bak o bizler bulamadık. Benim rahmetli babam çok gitti öyle tarlalara. Öyle kazdılar, yaptılar. Ve dediler onlara işte şurada var. Bildiri geliyor onlara Cenab-ı Allah tarafından işte. Onlar da gidiyorlar. Ama bırakmıyorlar. Çok eskidi ya. Cinleri, perileri karışmış. Çıkaramazsın katıya mı? Diyorsan o zaman öyle şeyler fenalıklar. Cinli. Kaçarlardı babamla rahmetli. Ben hiç unutmuyorum onları. Yılanın anne oraya çoğu şeyler yılanın anne sahip çıkar bilmezmiş kız. Evet. Evet. Kötü bir şey mi? Yok. Bir dene var ya bir adam dirilmiş ki şeysinde herhalde git dirilmiş oradan bir altın almış. Şeyin oraya altın aldırın geçmiş. Söylemiş bir rüyasında ne yapmış? Yoksulmuş. Her gün demiş ihtiyacın kadar altın alacağım oradan demiş.
tamam diyor. Alıyor o şey, adam hastalanıyor mu ne oluyor? Oğluna diyor ki, oğlum sen git bir filanca yedin böyle diyor, altına diyor. Oğlan da onun hepsini almak istiyor. Görüyor ya. Orada ben diyor bunun hepsini alayım mı diyor. Yalan olmasın, ne kadar şey unuttum, Allah şey etmesin, aklıma geleni söyleyeyim. Sonra alırkenler oradan yılan buna çarpıyor. Sen alıyorsun. O zamana kadar bu da ne oluyor? Yılanı öldürüyor da kuyruğunu kalıyor. Bir şeysi oluyor herhalde. Ondan sonra yılan da bunu herhalde şey sokuyor, öldürüyor çocuğu. Öylece kalıyor. Bak aç gözlükte ne alacağım. İşte öyle bir şeyde hiç şey yapmayacağım. Kaçacağım hemen. İşte o sahibiymiş oraya. O altına sahibiymiş canım, o altın. Sahipleniyorlar mı? İşte o yılan sahibiymiş oranın. Onu katliamına çıkaramaz. İşte sahibiymiş. Ama babasına, rüyasında babasına demiş de Gunde bir den alıyor, hiç seslenmiyormuş o yılan. Korkmuyormuş herhalde. Komple alacağı için yapmış bunu. Daha gerisi var da ben bu kadar biliyorum. Benim rahmetli babam, benim de babam kendisi gitti. Benim babam gitti tarlalara doğru. Tarlaların oralarda var bizim evde. Rüyada gördüm. Arkadaşları rüyasında gördü babam. Ondan sonra arkadaşlarımla gittiler bunlar. Gittiler fakat onu çıkaramıyorsun. Çıkaramazmış. Zaman geçti miydi, olmazmış. Zamanı geçti. Sana zarar veriyor. Katiyen giremezsin. En son duvağımla bıraktılar. Kaç kere gittilerse yapamadılar. Bizim koy illerinde çok eştiler. Şu aletine tutuyorlar. Evet. Belki de buldular. Çok çok illeri eştiler. Allah etmesin şey için değil de para için yatırlarıları bile çektiler. Eştiler. Oo. Gece gündüz. Günah mı? Günah işte. Buldu mu bulmadım bilmiyorum. Onu her yapmış. Biri eştiler. Sonra da suya gitti. Onlar rüyada görmedi ama aletini arıyorlarmış. Alet nerede ne olduğunu ötüyormuş. Şey değil miydi? Ya eskiden o kadar şey mi vardı? Gidiyorlardı işte. Rüyana geliyor senin rüyana. Rüyanca yerde gidin, orada şey var. Rüyanda deyince bizim bir ahbabamız var işte. Bayağı söylüyor sana. Rüyasında demiş ki bak kış günü Rıza'da. Git demiş filanca yerde demiş, orada demiş patlıcan var, oraya eş oradan al demiş kadına. Patlıcan. Kış günü o da. Bu da diyor Allah Allah diyor, rüyasında gördüğünü hiç kimseye demiyor, gidiyor o dediği eşse ki çiçeği burnunda patlıcan daha şu hal şöyle şöyle. Kadın alıp geliyor. Ya işte rüya. Kış günü o da, kış günü. O dediği eşiyor ki eşse ki. Çiçeği burnunda patlıcan alıp gelmiş. Doğru mu? Doğru olmaz olur mu? Kadın kız böyle bulmuş getirmiş. Ya. Çoğu rüyalar da çıkıyor. Ben duymadım öyle bir şey. Bu da bizim akraba hatta. Yaşlı kadın, senden iyi olmaz. Saf kalpli, temiz kalpli. Çok değişik bir insandı. Onun şeysine demiş, ben demiş böyle böyle rüyamda demiş. Hatta babam da onun yeğeni. Bak demiş yavrum demiş, ben böyle dayısının hanımı doğru ya, ben demiş böyle böyle rüyamda gördüm demiş, ben gittim demiş böyle aldım demiş patlıcan, daha çiçeği burnunda o da demiş. Hayırlara çıkarsın. Hayırlara da gerçeği bulmuş getirmişim yiyen. Ya var öyle. İşte böyle. Onların orada bezirana vardı, bezirana bilir misiniz? Ne bezirana? Bezirana yani bezir yağı çekiyorlar. Biliyor musun bezirin? Ben de bilmem ki şeymiş, tarlalar da bitermiş. Onun yağını çıkarırlarmış. Bezir dillermiş. Bezir yağı bir dat dolur diyor babam. Bir dat dolur onun yağı. Onun yağını alırlarmış şeylerinde, hayvanlara verirlermiş. Hayvanlar diyor kuzulur diyor, etten böyle diyor. Onu yedin miydi diyor. Bezir yağıymış. Bilmiyordum öyle bir şey. Şeyi tarlalarda işte ekerler çıkarmış, evet. Onu bezir orada çekerlermiş değirmende şu hayvanlarla şöyle şey varmış. Kız işte o hayvanları oraya şey yaparlarmış,
Orada taş varmış, onu çevirirmiş hayvanla. Ne olabilir? Onda işte yağını çıkarırlarmış. Bu dediğim kadının orada, ha, o bezirana'da. Şurada ev, şura bezirana. Oraya giderler, orada şey, un çekerlerdi, bunu şey yaparlardı. Biliyor musun? Bizde vardı. Orada da ne olmuş biliyor musun? Birinde bunu gelini mi görmüş orada? Bir tane içeri, orada kimselerde. Bizim çay nereden? Orada değil mi? Orada bile içeri, öyle oralar bile boş değilmiş. İnev gibi bir yermiş. Orada gündüz saçını bir kadın çıkmış, saçını darıyormuş. Ne? Demiş ki, ha, pırıl pırıl bütün altınmış üstü. Ya demiş, bu da neymiş? Güzel, güzelce öyle saçını darıyormuş. Oralar zaten boş değilmiş, öyle şeyler olurmuş oralar. Ondan sonra gel altınını vereyim demiş. Bir şey mi demiş, neyse. Varmamış mı? Sonra gir oraya gitmiş. Kaçmış içeri. Ha, peki. İşte oraya boş değilmiş oralar. Öyle olurmuş öyle şeyler. İşte evden dışarı. İnevlerde yığın olmuş. Bizim rahmetli kemikleri size anlattı da. Şimdi inev. Hani inev şey oluyormuş. Yani mağara. Mağaramış anne. İşte ben inevde doğdum. Ha, mağara, i̇şte mağara değil mi? He. Ondan sonra benim diyor rahmetli diyor tarlada çalışmış diyor. Çalışıyorlar ya. Gelmiş büyük oğluna ağlamış. Beşiğe şöyle girmiş kuvasına emzirirken üstüne uyumuş bebeğim. Bebe ölecek. Olarmış. Hemen içeriden işte oralar oradan bir dede geliyor. Lambada hafiften yanıyormuş. O zaman şey yok ya, ceylan lamba var ya. Hemen ne olmuş? O şeyi hanımını şöyle geriye çekmiş. Ondan sonra geri aynı inere yukarı doğru geri gitmiş aynı yerine. Tabii erenler onlar. He. Sonra da uyanmış bu. Ama korkmuş kadın. Ana demiş böyle böyle demiş kaynanasın. Ben böyle bir şey gördüm. O da demiş korkma yavrum. O oranın koruyucusu demiş. Seni kurtardı yavruyu demiş. Benim demiş oğluma da bana aynı yaptı bana. Hiç korkma demiş. Ya. Beyaz sakallıymış. Evet. Uzun giyimli, bunu üzerinde çekmiş gitmiş ha. Var. Hiç boş değil. İnevler boş değil. Var, her yerde var onlar. İnevler hiç boş değil. Bütün doğru. İnevlerde hep öyle de varmış. Boş değil. Dünya boş değil. Bütün dünya boş değil teyze. Tabii boş değil. Boş değil. Bizim mesela bir şeyde bir sürü yer açtılar böyle, toprağı kaldırdılar. Orada da tam yataların yer orası. Sen oraya ne karıştırıyorsun? Ha? Ondan sonra bunlar dinlemediler. Yapmayın, etmeyin. Ha. Bunlar çıkardılar orasını. Sen havalarda onları çarptı onları. Çarpar ya. Onların mübarek yerleri. Mübarek yerler. Tez oraya elleyemezsin. Oraya elleyemezsin. Çok günah. Tabii. Ta kaç metre atmış onu. Baksana ne diyor annem, bak dinle. Kaç metre attı onu? Atar. Ya. Fırlattı attı onu. Çünkü onu rahatsız etti orada. Tabii evini yıktı. Ya. Tam böyle cadde boyu. Şeyde ya. İnerken çarşıdan. Ha. Orası işte onun yeriydi. Sonra nereye aldı onu? Onu kaldırdılar odan sonra işte. Yerlerini değiştirdiler. Yazık. Ana. Bir de işte gredenin hani yollar yaparlar ya. Orada çok yapıyor. Duyduğumu ondan sonra bu yatır ne yok bilmiyorlarmış. Üzülmüş öyle o şeyle. Biliyorlar bizimkiler domuz yok, gibi biliyor. Biliyorlarmış. Yok, biliyorlarmış. Bizim, bu biliyor da bizimki belli değilmiş bu şey. Ondan sonra tam orayı süreceği zaman şey kırılıyormuş gredir. Ha işte. Demiş, neden acaba? He, bilemiyorlarmış. Niye kırılıyor? Kırmış kırmış. Demiş ki bakmış patron demiş böyle kırılıyor. Hadi canım sen in de ben süreyim demiş. Ondan sonra sürüncü. Çarpsın mı? Orada ne oluyor? Dili şeysi tutuluyor. Bir de baksa ki orada mezar demiş böyle canlı mı cansız mı demişler. Bir tane bakak demişler. Öyle ellenince ney bir şey adam demiş kaç sene gitmiş abdestimi bozdum demiş. Dile gelmiş. Mübarek. Onun sevdiği oğlu. Ondan sonra ihlal olmamış. Tabii. Ya. Kimi söylüyor, neler çektir onu. O gizliymiş, orada yatır olduğunu bilen bile yokmuş. Allah'ım. Ya öyle şey değilmiş. Ama onun yeri iyi değil, belli değil mi orada? Belli değilmiş. Böyle yapmazlar mı bir şey ona böyle? Belli değilmiş orada değil mi? Kapanmış mı nasıl olduysa. Ondan sonra
Hatta oğlan öyle demiş, böyle olunca kızılıyordu. İn demiş, bire demiş, ben şey yaparım demiş. Önemsememiş. Öyle açıp baksalar ki daha yeni ölmüş gibi cenaze. Allah. Ay kurban olduğum ne bak böyle oğlan. Allah. Onların suyu yüzü suyu hürmetine. Koruyor. Ya, koruyor işte. Bütün Bursa'mız öyle yaşıyor işte. Sana ne diye anlattık biz? Abi, o Bursa gece, evliye yeri. O gece evet. O gece tam şey olacakmış. Harp mı olacakmış? Harp olacakmış dedim. Harp mi deprem mi dedim? Deprem evlerine deprem. Gitsin deprem, demişler. Deprem. Ha, sen, mübarek, sen o mübarek. O yollar mübareklerle doldu. Dua ediyor. O yolları görsem gidin durmayın diyormuş evlerinize gidin. Dua ediyor. Mübarekler. Hem dua yapıyorlar hem şey yapıyorlar mübarek. Mezardan ne çıktığını görmüşler de korkmuşlar dediğinde. Yok canım. Millet o zaman herkes evinde. Bunlar mübarekler çok yardım ediyorlar. Çok. Bu evliyalar mesela şu harp yerlerinde ne? Kakar gider çarpışırlarmış, oraya gelirlermiş. Tabii. Çünkü orada bizim mesela şey var. Ne diller oraya kız? Bak getiremedim. Kılıçla yemek kollarmış. O yemekler sabaha kadar yenirmiş o yemekler. O şeyler gider harpte mesela harbi yapar gelirler kılıçlarında kan olduğunu görenler varmış. Evet. Yemeğe girirler. Çarpışmaya gelir. Onlar öyle diyor. Bizim, ben orada şey gördüm. Böyle tas koyarlar böyle. Tas koyarlar. O mübarekler gelir abdestini alırlar. Namazlarını kılarlar. Ya. Çekerler giderler. Ondan sonra gene bizimkiler tazelerler onları. Tazelerler suyunu, şeyini koyarlar. Havlusu, o gene abdest alır. Havlusu ıslanır. Kalır. Bakıyorlar işte avlusu ıslandı mübarek geldi işte. İşte bu benim dediğim doğru Seydi Burhanettin orada şeydi yeri, yatır yeri. Orada işte himaneyi hazırlarlarmış, yerlermiş. Ondan sonra kılıçlar orada hasılı kanlı olurmuş. Allah. Bir tane tut yanmış bir tarafı. Tabanı yanık mı? Dalları yeşil. Bu o dalda eğer o tut düşer de alır yerse çok iyiymiş. Dilan yerine getirirmiş. Ama eğer düşmez, alıp yiyemezsen dilan kabul olmazmış. Hı-hı. Ben de dedim ondan kolay ne var dedim. Rahmetliyle benim şeyine gittiydik. Aileyle. Dinamla vururum dedim. Orada görevli ya. Hı-hı. Yok teyze dedi. Senin için düşüp dalacağım. O zaman olmaz. O zaman ne alır bekleyecek dedim. Şansına düşerse. Ya? Bekliyorlar seni. Dut mu düşecek? Dut bir de şey tabanı yanmış, dalları şey, yeşil. Allah tarafından. Orada da işte tabanı evliyalar. Yanmış, he, dalları kok yeşil. Yanmış, dallar yeşil. Ama tabanı yanmış. Hı hı, koku. Anladım, kökü yanmış. Orada görevli bakıyor, şey diyor da. Yok dedi, düşecek anam kaç bekleyen var. Nerede düşecek? Ben dedim, yere düşeni birini alayım da yiyeyim o zaman. Ya. Şey, kırmızıyla şey, evet. Siyah tut. Oraya onu koyacağım. Yok alacağım onu sonra. Şey var mübarekler dolu dolu var. Rahmetliyle gitti. Onların suyu yüzü sürü hürmetine biz yaşıyoruz. Ya. Tabii. Allah'ım ya Rabbi. Mübarekler de ya Rabbi. Bize yardım edin ya Rabbi. Çok. Var öyle. Babam temiz, der ki var temiz insanlarımız evet. Çok. Babam der ki şeydir sizin o kaldığınız yer ora evliya yeri yavrumdur. Evet. Burada çok yatırlar var. Somuncu dedene hep oradadır. O biliyor musun? Gezmiş mi? Gezmiş mi? Yok. Da öyle. Duydu. Şeyde televizyondan iş şey yapmış ya. Ha. Kulaktan duymuyor öyle şey. Ne yapsın? Televizyonda var. Güzel yer oradır. Gezmiş. Çok güzel yerdir. Güzel mi? Biliyor bak bu harikada. Güzel oradır. Somuncu dede tüm yatır yeri oradır. Çok bir evliya yeri. Nereye adım atsan var bir yatır var. He. Nereye adım atsan, hangi köşeye gitsen var. Ne güzel mutlusunuz bak ne güzel. Evet. Mutlusunuz, şanslısınız diyeceğim mi? Evet. Ne güzel yeri yere de kısmet yani. Ya işte. Bizim orada Seydi Burhanettin var bir tane. İşte o da mübarek oralarda. Orada da mübarek. Orada da 5 kişi mi ne yatıyor? Hmm. 5 kişi he. Var karısı başında var. Başında sarıklarla. Karısı mı var? 5 kişi bir yerde yatıyor. Biri de dışarıda yatıyor.
kimi? Kız onu diyorum. İki orada, iki de üç. O nereden gelmiş oraya? O nereden bir yere oraya talebe okutmaya gelmiş. Eskiden he. Ne bir yerden gelmiş de. Bizimkiler geldi. Onun şeyden geldiler işte. Buhara'dan geldi. Buhara'dan mı? Başka yerden, nereden, bir yerden geldi? Oradan geldi. Şu oradan geldi. Kız da aklımda kalmadı kız. Orada bayağı bir şeydi. Derin bir hoca evet, orada. O bir daha gittim, o gene bakarsın. He, onun resmini atayım da size dur. Bakarsınız. Hani şeyden okun hani. Hı-hı. Orada esas o gelen adamın ismi, nesi, bütün hı-hı tablo böyle şey yazılı. Anladım. Şey Emrullah'la video çeksin. He. Dur gidince eğer gidersem kısmet olursa çektireyim. İşte. O içeriği çektiriyorlar mı bilmiyorum artık. Yasak mı bilmiyorum da içeriği ne bilmiyorum. Yazar yasak orada değil. Tabeler oraya yazar gireceksin ki. Oraya gireceksin. Ziyaret edeceksin onları. Giriyor. Dua yapacağım. Namaz kılıyor. Yasin okuyor. Ama içeride onları çektirmek var mı o yok mu onu bilmiyorum. Ama dışarıda asıl olanı çakılır. Çünkü dışarıda ya o. Çekerler. Giriş yeri zaten. İçeri diyor. Çekerler. Çok çekerler. Bilmiyorum. Çekilirse onlar da çeker atarız. Aynı sizinki gibi başında şeyine. Sargısıyla, evet, yeşil örtüyle. Işte. İlmi var. Oh, bizimkisi harika, Peygamber yani. Efendimiz'in soyundan geliyor. Orada işte Seyyid-i Burhanettin geçiyor. Onda. Yani Seyyid... Hayır içmeyeceğim diye. Seyyid bak hele. Seyyid soyundan gelme şeylermiş. Seyyid-i Burhanettin işte. Orada mı Seyyid soyu? Evet, Seyyid-i Burhanettin yatıyor burada diyorlar. Seyyid-i Burhanettin ise ama Peygamber soyundan. Bilmiyorum o kadar. Seyit yazıyor. Önünde Seyit yazıyorsa peygamber soyundan oluyor. Yazar ama. Evet. Seyit mi? Ya yazıyor ya yazmıyor. Seyit mi? Seyit mi yazıyor? Seyit. Oraya şimdi Seyit-i Burhanettin diyorlar. Seyit-i Burhanettin. Burhanettin diyorlar. Yani orayı ziyaret edin diye. Ama daha işte diyor mu orada yazıyor. Seyit soyuysa peygamber soyu oluyor. Bilmiyorum. Ama yazar orada işte okuyacaksın orada. Tabelerde okuyacaksın. Okusam da kalıyor mu bizim, ki şeyimde? Bizim o yeşillikler içine yatıyor mübarekler. O kadar güzel ki. Diyor mu? Serma çekti ya. 6 kişi nasıl yatıyor orada yalan olmasın. Öyle bir şey. Soyu sopuyla yatıyor demek. Bir tarafta şimdi mescit yeri var. Orada namaz kılıyor. Dua ediyor öyle. Tamam. Tesbihimizi çekiyor. Hı-hı. Bir de gidip onu ziyaret edip orada duamızı yapıyor. Tamam. Bizim de şeyde denizdeki bir yer var orada. O kim Selma? Orası teyze Abdullah dedi. Orada insanların o erkek oğulları olmuyormuş orada. O köyde. Abdullah dedi. O denizde orada. Hiç kimsenin yani çoğunlukla oradaki öyle anlattılar bize. Orada o erkek oğulları olmuyormuş diye. Herkes oraya gidip dua yapıp hani eğer çocuğu oğlum olursa Abdullah koyacağım diye. Sonra çocuğu oluyor mesela Abdullah koyuyor. Erkek oğlu oluyor. Hmm. Abdullah koyuyor o zaman. Bir de böyle bir demir var onu kaldırıyorsun. Onu ama imanla kaldıracaksın. İmanla İnançla. İnançla kaldırırsan koca taş böyle. Koca taş ama. Küçük de değil öyle bir parmağınla. Şu parmağınla kaldıracaksın. Annem kaç kere kaldırdı. Anne tut. Senin sağlıcığım. Bu benim bu senin işte. Tamam. Hocaymış senin. Orada yatan diye şey ettiler de. Nerede? Kendim de o dediğim Seyyid-i Burhanettin'in hocasıymış o diye. Burada şey yapan. Kaldı, o kadar bir şey yapmıyor. O Abdullah dedi ama bak o Abdullah dedi bir tane kızlar vardı. Ben gördüm hatta o zamanlar kaç yıl önce gitmişti biz. Bak 10-15 yıl oluyor mu? Teyzeme yaşıyordu o zamanlar. Ya. Şey Ekrem Eşrem yaşıyordu o zamanlar. Allah'ın bekleyemesi. Bizi getirdi oraya böyle köy içine. Köy böyle orada güzel böyle yeşillik içine bir köy. O da küçücük bir evi var tertemiz. Millet bakıyor ona. Ondan sonra bir iki genç kız vardı. Orasını boyuyorlardı. Biz de böyle tuttuk dedik ki hani ellerine biraz para verelim hani yapıyorsunuz falan ne güzel işte falan. Yani. Almadılar. Çünkü onlar niyet etmişler çünkü. Orası boyamaya. Çünkü niyetleri kabul olsun diye yardım öyle boyuyorlar. Hay. Boya yapıyorlar. Onlar niyetleri kabul olsun diye. Yani alırsa para bir ayırı bereketini göremez. Almayacak çünkü o zaman. Almayacak. Niyeti çünkü olmayacak o zaman. Oraya çalışıyorsun şey için. Allah rızası için yapıyorsun. Allah rızası için yapıyorsun. Allah rızası için bak aynı dibine. Allah rızası için yaptığın için onlar oraya adamışlar yani. Onu yapacaklar ki dedik istekleri olsun. İki genç kızlar. Onu boyuyorlardı. Biz oraya gittik. Annem orada dilek tuttu işte namaz kıldık. Kur'an okuduk orada biz. Teyzem hepimiz. Ondan sonra annem o taşı böyle imanla böyle bir kaldırdı. Koca böyle taş dedi görsen ama. Yerden bayağı bir yarım metre var yani. Bir yarım metre öyle bir metre değil ama.
Haydi bir yarım metre ama kalın ya. Ama bayağı bir kalın. Ondan sonra kaldırdı. Annem ya Allah dedi kaldırdı. Bayağı kaldırdı öyle kaldırdı onu annem. Anne niyet etmişse artık onu hep annem kaldırdı. Onun yani dinlediğin onu getireceğim de bak kadının biri böyle cami yapılıyormuş. Zengin yaptırıyormuş yani param var diye. Ben sadece kimse demiş el atmayacak. Yardım yok ben kendime ait yaptırıyorum. Yaptıracağım. Oradan kadının biri de benim demiş öyle gücüm yetmiyorsa demiş. İki kum suya da mı gücüm yetmiyor demiş. Ben gidip de gideyim. İki kum su dökeyim demiş. O iki kum su dökmesine oraya yarıcı oluyor. Ama adamın haberi yok. Nasıl niyetiyse kurban olduğum işte. Biri de ayran veriyor. Biri iki kirebet koyuyor. Sözüme başka şeyle. Rüyasında adam görüyor. Diyor ki sen burayı ben kendim yaptırdım diyor kendince. Yok diyor senin ortakçın var diyor. Ortakçım nasıl olur? Ben kendim İki konsuyla ortakçı olmuştu. Ha, niyet işte. Ondan sonra yok diyor var diyor filanca kişi senin diyor ortakçın diyor. Kadına gidiyor. Tarifeyle. Sen diyor ortakçılıktan çık diyor. Ben diyor paramı vereyim diyor. Yok diyor. Ben paranı hiçbir şeyini istemem diyor. Böyle öyle ortak olmuş oluyor. Ya. Ona varlık verdiyse ona da Rabbim ona sebebi diyecek ya. O iki kumilen bahşi yaptı. Ya, onun için Allah'ın işine hiç akıl sürülmez. Yok işte onu sen onun niyetle yapacaksın ama. Evet. Onu sen şimdi aynı, öyle kötü düşünceyle yaparsan onu temiz kalple yapacaksın sen. İnşallah seninki de öyle demek istediğim kıza vermek istedim bak niyetin. Benim şey niyetim temizdi. Benim işte, niyetim kötü değildi. Kadınınki de temizmiş işte. Benim de temizdi. Kötü belki değildi benim niyetim. Ben kötüsün bilmiyorum. İşte o kadının gibi. Ama ben dedim hani sen hani yardım hani bize yardım amaçlı yani sen yaptın hani ben de sana yardım yok dedi ben de istemem hani işte o adam gibi yani. Hani ki ortak istemedi çünkü yani kendi isteği olsun diye dedi çünkü ben şimdi kabul edersem dedi dileğim kabul olmaz dedi. Yok belki de seninki daha makbule geçti hiç bilemez. O diyor ki şey diyor hani Allah çünkü öyle niyet onlar çünkü öyle. Onlar ikisi çünkü orada boyuyorlardı. Senin niyeti çok temizdir. Bak Selma o görünür de öyle gösteriyor. Seninki gizliden seninki daha makbul. İnşallah. Allah'ın işine hiç akıl vermez. Allah. Bak diyor ama o adam ben yaptırıyorum diye şeyinden şey yapıyor. Onu hiç aklı vermez. Hiç bilemem. Evet. Sen temiz kalbine niyet etmişsin. Onlar da reddetmiş. Ama sen virmişe geçtin. Oğlum sen virmişe geçtin. Allah kabul etsin. Ben dedim hani alın dedim. Hani buraya ne yapılacaksa dedim. Hani sizden de anaya şey olsun dedim hani buraya. Hani yapılıyor ya onlar şimdi orada biz burada orada yokuz ki hani. Aynen. Ama iki kızı, iki genç kızlardı. Böyle ne niyetleri varsa artık oraya niyet yapmışlar. O niyetle boyamışlar, boyuyorlardı orasını işte. Olsun. Senin de niyetin daha başka. İçinden geçiyor seninki de. Onunki açıktan gösteriliyor. Seninki gizli. Bu adamın kadınınki gibi bak gizliden. Her şey gizliden yapılan Rabbime daha makbul. İnşallah. Allah herkesin niyetini kabul etsin işte. Öyle şey yaptılar. Böyle bir anlattılardı. Her şey niyetine bitiyor. Hiç bilemem. Adam bir yani ayran işte, veriyor. Ayranıyla şey oluyor. Evet. Hiç işte onu da düşündüren Allah. Tabii canım. Ha. Tabii. Her yeter ki camiye şey yapmıştı. Yani ya. Camiye. Camiye girdiğin zaman zaten. Cami Allah rızası için veriyorsun zaten sen onu. Oraya gittiğinde için böyle açılıyor. Oğlu cami hakikaten bambaşka teyze. Bir cami. Oğlu cami içine giriyorsun ya. Bütün dünyanın bu kadar böyle. Ben şöyle normal bakarken etkileniyor da canlı girirsen ne olur? Canlı giriyorsun. Hani oraya giriyorsun yani böyle içine giriyorsun. Sanki dünyanı unutuyorsun dışarıdaki ne var ne bitiyorsun. İşte zaten ne dediler oraya unuttum ben gene. Şimdi yalan da söyleme. Yedinci makam mı? Evet. Hani mesela hacca gitmeden makamlı, önce diyorlar ya makamlı. Yani makam olarak yüksek sekiz mi? Yedinci makam. Unuttum şimdi söyleyemem. Yani yalan da söylemek istemediğim için. Tam bilemiyorum. Şey makamı var ama. Hani tescillendi. Yüksek makamı. He? Şimdi mesela Kabe var ya Kabe başta birinciye geliyor. Hani. Birinciye. He. He. Kabe birinci. He, birinci. Ondan sonra şey var. Neresi? Biliyorsun sen ne der aklıma gelmiyor. Hani o var ya şeyde. Selma acıcık koymuşsun tatlı olmuş. Ya he, oradan oradan. Ha mübarek ne? Allah niyetlerimizi şey hani nerede şey hani ne derler arasında? Kudüs mü? Neresi evet, hani? Kudüs. Ya oraya gidiyorsun hani namaz kılıyor. Hani nerede bir yerde var da. Birkaç yer daha var ya aklıma gelmedi şimdi. Bursa'da mı? He? Bursa'da mı? Bursa değil canım. Hani camiler var ya Peygamber Efendimiz'e gitti çıktı.
Ha, şey, hacda mı diyor? Hacı demiyor. Hani çıktı ha, ya. Şey. Orası makam işte. Ben getiremedim. Makam, ben de getiremedim. Şey makam işte orası. Getiremedim. İşte makam orası anladım. Değişik makam. İşte orada alp insanın, oluyor ya. Hani. Alp oluyor ya orada. İşte orası makam işte. Orada makam oluyor işte. Güzel yerler işte bizim. Orada yerler. Makam işte. Orada gitmek yani Müslüman'a gitmesi gereken yerler işte. Burası da gitmek gereken yerler işte. Yani oraya gittiğin zaman unutuyorsun dünyanın. Kısmet olursa gidelim. Makam işte. Oraya gittiğin zaman dünyanı unutuyorsun. O duaların da kabul oluyor çünkü. Orada bir adam Ulu Cami'ye gelmiş böyle oturmuş. İçinden böyle geçirmiş ama. Kimseye bir şey söylemiyor. Hı. Demiş ki Allah Allah'ım demiş. Acaba bu caminin içine demiş. Hani hiçbir tane şey var mı evliya var mı demiş acaba demiş. Hı. Öyle kendi kendine. Öyle kafadan, içinden geçiriyor. İçinden geçiriyor. Sonra birisi de öyle caminin içinde birisi konuşmuş demiş ki say demiş. Yeni sıradan demiş, sağ tarafta mı, sol tarafta mı demiş. Allah, bir saymış ya. Kendisi de içinde. Ya. Boş değil. Bilmiyormuş. Kendi evliya olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. İşte bilemem. Ya. Kendisinin ya. Olduğunu bile bilemem. Bilmiyor. Bilmiyor kendisi olduğunu bile bilmiyor. Kurban olduğum Allah. Onu didiren ne o. Temiz, bak, ne bak, temizler. Onu bana. Didiren o, o sevinci veren ona. Bak nasıl güzel Rabbim nasıl temiz, ayarlıyor. Temiz, bak, evet. İçinden temiz kalbiyle. Niyet temiz. Temiz kalbiyle niyet ediyor. O da bak sevinir. Acaba burada kim nerede var? Var o, mıdır diye. Cenab-ı Allah ona sordu. İçinden ondan sonra da bak kendi olduğunu sevindiriyor Rabbim. Evet tabii. Kurban olduğum nasıl ayarlıyor? Tabii. İşte onu insan, da didiren Allah. Güzel insan. Mübarek. Onun için seninki de inşallah öyle olur Selim abi. İçinde temiz kalbinden şey yapıyor. Büyüktür Allah. İnşallah. Hepimiz inşallah öyle. Hiç bilemem. Hepimiz inşallah kabul. Sadece senin hani yeşil saksını ben bakmıştım şeye, rüya tabirine. İyiymiş yani. Çok sağlıklı olacakmışsın sen rüyana göre. Rüyana göre yeşil saksıya sen hani. Hı. Saksı içinde bir yeşillik gördün hani. Yeşil he çiçek. He saksı içinde yeşillik gördün hani rüyanda. Hı. İşte o şeymiş. Toprak saksı o da. Tamam işte saksı da yeşillik işte. Ona baktım işte diyor işte. Sağlıklı yaşam görecekmişsin, zengin olacakmışsın, mutlu olacakmışsın işte. İnşallah. Öyle inşallah. Diyor. Allah'ın bu verdiğin şeyin sonunu zaten sen aydınlığa çıkaran sensin. Tabii gece ki. Gündüz ayarlayan sensin. Tabii. İnşallah. Allah yani teyze sabreden muradına erecek inşallah. Erecek inşallah muradına teyze. Sonumuzu ferah çıkarsın. Ha, inşallah. Hep Allah diyor. Evet, evet. İşte çocuklarım. Nasıl güzel. Ha biz bugün var ya bütün gün teyze şeyi dinledik. Mevlam Kurtuluş'u dinledik. Bütün gün ama o kadar güzel söylüyor ki yani. Çok hani ilahileri söylüyor. Allah demeleri. Yani, ondan salavat getirmeleri. Hiç, hepsi çok böyle, güzel. Böyle. İnsanı böyle bir rahatlatıyor. Coşturuyor. Coşturuyor insanı evet. Aynen. Oğlan ne okumuş be. Anne ya. Ne dua annemden aldı ama. Nasıl güzel okuyor le. Ama annemden ne dua öyle aldı ne dua aldı. Öyle bir evladın varsa hem dünyada rahatsın hem ahirette. Tabii. Bir evlat böyle tabii. Hesabın olmaz. Hesabın olmaz. Bu var ya bu çocuk anayı babayı kurtarıyor. Tabii. Bir de yakınlarında 7 kişiyi kurtarıyor. Tabii bütün akrabalarını. Anne babayı zaten kurtarıyor. Dedesini. Yakınından. Dedesini. Yok, yakınından dedesini. He, babaannesini, anneannesini. Anneannesini. İnşallah büyük babasını. Kurtarlar ya Rabbi ya. Tabii bütün sülalesini yani çoğunu kurtarıyor. Tabii. 7 şey ceddini kurtarıyormuş. 7 ceddini. Bak. Bir tane bebek var ya bir dua okursa mesela öğrenirse. Ya. Mesela bizim şimdi maşallah bizim senin torun mesela öğrendi. Ya. Birkaç tane dua öğretti işte. Ya. İşte o bir dünyada okudum bizimkiler bize. Şimdi 7 ceddi işte o bir dünyada seviniyor. Tabii. Çünkü neden? Küçük bebek çünkü öğrenmiş dua öğrenmiş. Ya. Beyza da yapıyormuş baksana. Ya o da abisi öğretiyormuş ona. Bir de şeyde komşu. Abisi öğretiyormuş ona. Gerçi biliyordum onu da. Mesela kaç tane çocuğun ölürse orada diyeceğim işte dur. Annemi kolu. Ben derim işte cehennem anneyi babayı götürüyor. Yok ben de gideceğim o zaman. Getirmeyin, getirmeyin derim. Sokmayın. Beni, götürmeyin beni, götürmeyin annemi babama diye. Evet, annemi. Kaç tane çocuğun varsa ona göre şeyim var. 4 çocuğun, 3 çocuğun diyor mefat ettiyse diyor acısı zor ama diyor orada cennet o anne diyor. Doğru. Benim anam 4'ten öldü. Daha düşenlerden hariç düşenlerde gölge olacağmış. Bulut. Bu i̇nşallah. Ölenlerde yardımcı olacağım. İnşallah. İnşallah annelerimiz inşallah. 7 kapı ya. Mesela anamın 4 kaptan geçmiş oluyor. Şey derse 3 kapısını alıyor. Onlara da inşallah yaptığı iyiliklere
düşen çocuklara yardımcı olur inşallah. İnşallah teyze. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Allah büyüktür yaradan. Ya bütün ölmüşlerimize buradan diyorum ya. Bütün seyircilerimize de, bütün izleyenler de buradan hepsi üç kıvala belam okusun bütün evet. Ölmüşlerimize. Evlat acısı da ağır biliyor musun? Evlat acısı da çok ağır. Okuyalım hadi. Okuyalım hepsini. Bir üç kıvala belam okuyun bütün ölmüşlerimize. İlk önce, Peygamber Efendimiz bundan. Başta ona zaten. Evet. Annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, teyzelerimizin, bütün ölmüşlerimizin, teyzenin de bütün akrabalarını, kendi ruhum içinde. Ondan sonra hepimizin ruhu için inşallah. Yok, kendi ruhum içinde savabilirim. Tabii ki. Evliyalarımızın, ermişlerimizin, şehitlerimizin, benim mesela dedin miydi? Şu akrabamın kızı öldü. Allah rahmet eylesin. 20 yaşında. Hı. Şeyde, Fransa'da. O da Kur'an'da. Allah rahmet eylesin. Yeni mi? Kız ta o zaman yeni değil. Bir sene bizim adamdan sonra mı vefat etti? Ne yaptı? Yeni değil. Ne onu bilmiyorum teyze. Kızın diyeceğini değil. Kız Allah mı söyletmiş diyor. Kız da yani şeyi öyle cin biri değildi. Tevekkül biriydi. Hı hı. Bir kızıydı, iki oğlu, bir kızı, ya üç oldu. Kız sonradan oldu. Demiş ki, ana demiş, ben ölürsem ağlama, tamam mı? Ya kızım ne diyor sen demiş. Olur ya demiş, bu hastalıktan ne demiş. Ölebilirim de, insanlar hiç belli olmaz demiş. Hocaya da bu gidiyormuş ya, sohbetine. Hoca demiş ki, bir insanın bir yerinde biraz rahatsızlığı varsa demiş, o cennetlik demiş. Bu kız da bunu şey diyor ya, bununla da biraz rahatsızlık vardı kızda. Doğuşta. Evet. Demiş ki ana demiş eğer ben ölür ne dersem demiş ağlama demiş arkama dua et demiş. Ben demiş cennetliymişsin demiş anlattığına göre. İnşallah da öyleyim demiş. Bekar daha. İşte 20 yaşında mı 19 yaşında mı vefat etti. O sıra evet. Öyle oldu. Evet. Ben demiş cennetin demiş kapısında demiş anam demiş sizi bekleyeceğim sizi alacağım içeri. Vay kızım dedi, Selena'mış adı da, Selen doğru. Yavrum demiş, niye sen öyle diyor, öyle ne diyor? Olur ya anne demiş, olur demiş. Anam, yengem diyor, böyle dedi ki, ondan sonra kız gitti, hastalandı diyor. Korona yatıyor. Allah söyletti diyor, bak bunları bana söyledi diyor. Beni üzülme, torunumu sev benim yerime, anam bana bir şey olursa dedi diyor. Erken evlendi beni, kız. Beni Selen, yok. Torunu var oğlandan. Ha başka. Bu kızı bekar da en buçukları. Ya anladım. Yeğenlerimi sev demiş. Bu demiş torununu sev benim yerime. İşçi alan ana falan dedi. Çünkü demiş ben zaten iş yapacağım. Sizi demiş cennet alacağım demiş. Ondan sonra diyor. Bu kız işte hastalandı hastaneye gitti diyor. Ondan sonra çıkmadı. İstediği gibi vefat etti. Böyle dedi. Böyle söyledi. Doğrudur, Allah diyorsun. Konuşturuyor işte. Doğrudur. Şimdi diyor ağlarım diyor. Sonra diyor dediği gibi diyor torunlarımı sevdim. Kızı rahmetli oldu. He? Bizim adamdan bir sene sonra mı altı ay sonra mı yalan olması oldu? O da korona. İşte. Sonra çok kişi koronadan gitti canım. Bu şeyde hastalarda çok kişi gitti. Evet. Korona çok da gitti. Allah rahmet eylesin. İşte bunlar için. Şu ara yine çok görüyorum nedense. Ne görüyorsun teyze? Rahmetli yine çok görüyorum şu ara. Önceleri bayağı unuttum görmüyordum. Şimdi yine görüyorum. Söyle Allah'ım.
Hep Allah'a söyle, görmeyeyim de o zaman. İstemiyorsan görmek. Allah'a dua et değil mi anne? Evet. Görmeyeyim de yarabbim. Bana göstermedi o zaman. Cenab-ı Allah'a dua et o zaman. Üzülmemek için. Üzülüyorsun çünkü gördüğün zaman değil mi? Ona da iyi geliyor. Ama iyi bir görüyorsun amcayı. Güzel bu. Temiz görüyor. Üstü başı tertemiz. Tamam. Aynen. Zaten dünyada nasılsa ahirette öyle görüyorsun Selim'e. He iyi olur. Aynı aynı. Tamam, şapkası, mukkası. Aynı kız. Allah rahmet eylesin. İnadın mı yüz tipini unuttum. Unuttum işte. Geçen neyse bir şey araştırıyordum. Neydi acaba? Neyi arıyordum oradan? Vay orada resmini gördüm. Baktım ki resmi bakmak istedim. Bir de baktım. Açıldı gördüm. Oo yüzü böyle mi? Oturdum bir ağladım. Allah'tan ki olan yok. Yalıkız. Hmm. Arkada da. Allah'ım bir ağladım, bir ağladım, bir ağladım. Kolay değil. Ne kadar ağladım. O resmi gördüm ya. Yüzünü şöyle. Hmm. Bir zaman yanında. Allah rahmet eylesin. Onları tüm kaldırdım. Orada tesadüf koydum. Evet. Çok sevkliyorsun ya ondan görüyorsun. Üzülüyorsun işte. Üzülme teyze üzülme. Bereket oğlum var. Allah nasip ederse bir gün de. Ama Allah nasip ederse inşallah bir temiz bir gelinde alacaksın inşallah. İnşallah inşallah senin hakkında hayırlı. Hayırlı olur. Hakkı çocuk için hayırlı olur. İnşallah. Ben de diyorlar kurban olduğum Allah'ım söylüyorum ama diyorum. Hayır, her şeyi bilen sensin. Hayırlısı olsun, hayırlısı yavrumdan uzak olsun. Evet. Aynen. Aynen öyle olsun. Oğlumun diyorum gözünün perdesini aç diyorum. Görmez oluyor iyi kötü. Kusur iyi kötü. İnşallah hakkında hayırlısı. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Kolay değil öyle. Gel 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 memlekette. Terk et memleketini. Gel burada evlen hadi şimdi. Ne daha zor. İyi de kısmetin sen ne yapacaksın? Kısmeti sen. Çıktı çattı işte oradan geldi buraya. Nasıl teyzem bak ya. Yani teyzem bak kulakları çınlasın bak buradan. Yani. Ne demiştik teyzem? İşte gelecek işte büyüyecek uzaktan ya uzaktan gelecek derdi teyzem. Ya uzaktan gelecek seni bulacak. Ya da yakından gelecek. Ya da küçüktür büyüyecek. Ya küçüktür büyüyecek derdi. Evet. Ya küçüktür büyüyecek gelecek. Ya da uzaktan gelecek. Bak benim Emrullah. Daha doğmadan o kız 2 yaşında, 2 yaşındaymış bak. Kim? Ne? Emrullah'la hani iş arkadaşı olup da arkadaş oldu var ya, o kız diyor. Kaç yaşında? Bak o 2 yaş büyüyormuş ya Emrullah. Olsun. 21 yaş. Yok onu demek istemiyorum. İşte bak hem uzaktan. Sen diyorsun ya. He, büyüyecek. Ya doğdu, ya doğacak, ya büyüyecek diyorsun ya. Ona getiriyormuş. Aynen aynen. Bak 2 yaş. Teyzem öyle diyordu. Kâne teyzem işte. Uzaktan çıkmasın. Teyzem, teyzem. Haklı. Teyzem dedi. Dedim nasıl dedi? Şey işte dedi. Küçük küçüktü büyüyecek. Ya doğru. Ya uzaktı. Ya uzakta seni gelecek bulacak yani. Tabii. Bak. İşte doğru. Uzaktan geldi işte. Hem uzaktan bayağı uzaktan geldi. He. Yakın da değil. Kırgızistan. Kırgızistan. Ha şey baktım. Bizim hikaye diyor. Vallahi hikaye. Oradan gelip de bak. Kısmet. Beni ayarlayacak. Sevdi. Deliler gibi sevdi. Ondan başkası. Tamam boşver gene Türkiye'ye gideceksin teyze ailesiyle inşallah. Allah sevdiriyor demek ki ya nasılsa işte. Tabii tabii. Evet. Tabii. Kız anne diyor bak belki görsen diyor bir şey etmem de diyor. Sevdiğim bu mu diyor. Çok da güzel de diyor ama diyor ben çok seviyorum. Tamam. Çok şey da güzel de diyor. Güzel de değil diyor. Bak, neden öyle diyorsun oğlum desene neden güzel değil hani, diyor. Ben diyorum ki nasıl tipi, nasıl bir şey ne diyorum ya. Hı. Belki diyor sen diyor şey yapıyor ama ben çok seviyorum. Resmi yok mu oğlum belki desene. Belki sen beğenmeyebilirim diyor. Resmi yok mu demiyor musun? Beğenmeyebilirim diyor. Orada görüyor resmini. Her gün görüyor. Hayır sana göstermedim resmini diyorum. Resmi yok mu? Gösterdim. Beğendin mi? Resim diğer gibi korkmaz ki. Boyalı çıralı ya. O normal bir tane.
Canlı gurme bu başka. Öyle bir başka. Getireceğim diyor. Getireceğim diyor. Nasıl ben getireceğiz? Getireceğim. İşte benimsin. Ay. Kız bu denli. Biraz yatayım da. Yat yat. Abi, onun için. Ama geldiğinde iyi oldu. Bak işini yaptınız. Onun için. Icık da o yandan yürümüş olsaydı, Icık da oraya buraya derken bayağı oyalanacak. Zaman bitti. İşim olmayınca doğru gidip çığırdık. Gezerik. Telefonunu açmadığına göre kızına mı gidiyor hastanın? Oturuyor öyle. Buna gidiyor da. Nasıl sabah zaten alışverişe gittim ben teyze. Buraya düştü. Ya alayım ondan teyze olan. Alışverişe ben gittim ya sabahleyin. Biraz geç oldu o zaman işte. Ancak işte. Yoksa çoktan başlardım da. Sen dinlenmiyorsun. Dinleneyim diyor. Öyle de yoruluyor ama. Olsun. Sağlığın olsun. Senin. Sağlık olsun başka teyze. Ama işe gideceğim. Gideceğim olsun. Sen yap biraz da. Yok evde değilim hanım evde. Saat kaçta gideceğim yani? Normal teyze benim. Onda işte oluyor. İyi ben iyiyim teyze, ben sabahtan İyi. Gitmiyorum. Çık anan yatsın o zaman. Abi yurtta ses gitmesin. Şeyleri de alayım oradan ben. Kusura bakma. Hemen geliyorum. Sen de çay daha koyayım sana bir dakika dur. Ben sen bir çay koyayım sana bir. Hemen şey oldu. Kapıları kapatabilir miyim? Kapat. O tarafa da bakacağım gene. Dur. Çay bırakacağım sana dur. Çay koyayım üzerine. Şeker koyayım üzerine biraz. Şeker koyayım mı? Bir kaşık koyayım mı şeker ister misin? Hı. Bir tane at. Şey bu. Toz şeker ya. Kesme yoktu. Yani kesmemiştim. Benim kesme de var. Öyle de atayım. Şey şimdi ya, olsun bu da şeker. Bu daha iyi bence. Kesmeye gerek yok. İkisi de kaçtı. Eriyor içinde zaten. Tamam. Tamam tadı şey bir çay da verdim sana. Çay da koyalım üzerine. Açık oldu. Tamam, çok açık içinde. Oldu. İyi tamam sağ ol. Tamam ben şimdi şey yapalım. Kapıyı dur de ses gitmesin. Kapatıyormuş.